saygıdeğer hemşerilerim, 31 Mart 2019 tarihinde yapılan seçimlerde sizlerin teveccühüyle Milliyetçi Hareket Partisi kadrolarıyla genç başkan ve tecrübe ekibiyle belediyeyi yönetimine 5 yıl devraldım. Geçen süre içerisinde ülkemizde ve dünyada birçok olumsuzluklara rağmen Volkan Başkan ve ekibimiz ilçemizde birçok eserlere imza atmışlardır. Yaptıkları çalışmalar ilçemizin ve siz hemşerilerimizin faydasında güzel işlerdir. Bu sayede Milliyetçi Hareket Partisi'nin ve Tosça halkının yüz akı olmuştur. Yaptıkları çalışmaları birazdan kendisi açıklayacaktır. Biz ondan ve ekibinden razı olduk. Siz hemşerilerimizle yapılan çalışmalara şahit oldunuz. Volkan Başkan'dan memnun musunuz? Pazar günü sandığa gideceğiz. Belediye başkanını, meclis üyelerimizi, il genel meclis üyelerimizi seçilecek. Muhtarlarımız seçimleri var. Yeniden belediyemizi Milliyetçi Hareket Partisi kadrolarıyla şimdi daha deneyimli bir başkan ve teknik ekibiyle yönetilmesini istiyor musunuz? İşin ehli bir başkanla yeni projelerle 5 yıl daha devam ediyor muyuz? Birlikte yapacağız, beraber başaracağız inşallah. 31 Mart akşamı zaferle buluşmak dileğiyle. Katılımlarınızdan dolayı hepinize şükranlarımı sunuyor. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Ve diyorum ki Volkan Başkan, seninleyiz evvel Allah. Evet, bir seçim maratonunun sonuna geldik. Allah'a şükür kazasız, belasız, size yaraşır, demokratik olgunlukla gidiyor. Yarın da son gün inşallah hayırlısıyla neticelenecek ve vatandaşımızın hür iradesinden seçilip gelen tercihle inşallah 1 Nisan'dan itibaren yine gönlünüze göre bir yönetim Tosça'mızı yönetecek. 5 yıl evvel yine bu meydanda, belki bu kadar kalabalık değildi herhalde Volkan Başkan, değil mi? Bu kadar, yarısı kadardı. Maşallah bugün coşmuş gelmişsiniz. Allah razı olsun. Gönlünüze sağlık. Ayaklarınıza sağlık. Burada yine son günlerde coşkulu bir miting yapmıştık. Ben o gün sizin çok isabetli karar vereceğinizi gözlerinizden, davranışlarınızdan anlamıştım. Bugün daha çok kararlısınız. Bugün daha çok eminsiniz. Onun için her birinize emekleriniz için, gayretleriniz için çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Ben o gün demiştim ki o betingi dinleyenler vardır. Bugün inşallah bu seçimde bir fidan dikeceksiniz. Gölgesinde sığınabileceğiniz, yeşillik olacak bir fidan dikeceksiniz. O fidan Volkan Başkan'dı. Ve bugün haklı çıktığımızı gördük. Gönlümden geçenleri kelimelere dökmekte gerçekten zorlandığım bir an içerisindeyim. Rabbim mahcup etmesin. Belediye başkanı adayı ve seçildikten sonra kendimize bazı noktalarda söz vermiştik. Demiştik ki eser bırakacağız.
Yarın bu şehirde evladımızla gezerken, 20 sene, 25 sene sonra evladımızla gezerken, bunu da biz yaptık diyebileceğimiz, bunu da biz kazandırdık diyebileceğimiz eserler bırakabilmeyi bizlere nasip et ya Rabbim demiştim. Şükürler olsun, birçok eseri, birçok hizmeti hep birlikte yapmayı Rabbim bizlere nasip etti. Bu eserleri bir kısmını sizlerle paylaşmak istiyorum. Tabii mevcutta belediye başkanı olmanın zorluklarından bir tanesi de şuymuş. Hem yaptıklarınızı anlatacaksınız. Tabii yaptıklarınız çoksa zaman alır anlatmanız. Bir de yapacaklarınızı anlatacaksınız. O yüzden bu mübarek Ramazan ayının çok fazla sizleri yıpratmayacağı bir şekliyle size hemen yaptıklarımızı ve yapacaklarımızı anlatarak toplantımıza devam edeceğim. Çok değerli hemşerilerim, sizlere vaatlerde bulunurken tabii ki 2 yıllık pandemiyi hiç hesap edemedik. Bilme şansımız yoktu. Ekonomik anlamdaki sıkıntıların bu denli süratli ilerleyeceğini tahmin etme şansımız yoktu. Ama 5 senelik belediye başkanlığımız süresi içerisinde hiçbirini mazeret etmedik. Hiçbirinden acizlik getirmedik. Bu güzel şehre hizmet edebilmek için ekibimizle birlikte, belediye başkan yardımcımız, ilçe başkanımız, ilçe teşkilatımız, meclis üyelerimiz, il genel meclis üyelerimiz, belediyemizdeki kıymetli çalışan arkadaşlarımız, mahallemizdeki muhtarlarımız, esnaf odası başkanlarımızla birlikte ortak akıl oluşturarak bu kıymetli şehre mazeret üretmeden hizmet etmeyi Rabbim bizlere nasip etti. Yıllardır, yaklaşık 3-4 dönemdir belediye başkan adaylarımızın seçim beyannamesinde olan işleri, az önce saymış olduğumuz olumsuzluklara rağmen 5 yıllık süre zarfı içerisinde memleketimize kazandırmayı başardı. Neydi bunlar? İçme suyu arıtma tesisi. Tosyamızın %98'ini, Allah nasip kısmet ederse bu yaz %100'ünü besleyecek bir içme suyu arıtma tesisi yaptık. Nüfusun 80-90 bine varıncaya kadar besleyeceği, cazibesiyle getireceğimiz ve kireçinden arıtacağımız bir içme suyu arıtma tesisi inşa ettik. Bu inşa etmiş olduğumuz tesisle beraber Tosya Belediye Başkanlığı aylık 850 bin TL elektrik faturasından kurtulacak ve vatandaşımız da daha kaliteli içme suyuna kavuşacak. Yine Taşköprü 15 sene önce inşa ettiği yarı olimpik bir yüzme havuzunu inşa etmeyi Rabbim bizlere nasip etti. Peki ne yaptık bu yarı olimpik yüzme havuzunda? 1350 tane 6 ve 12 yaş arası çocuklarımıza yüzme eğitimi verdik ücretsiz. Ben şimdi burada abilerimizi görüyorum. 50'li, 55'li, 60'lı yaşlı 50 tane çocuğumuz yüzmeyi yüzme havuzumuzda öğrendi. Şimdi de vatandaşlarımızın kullanımını açtık. Allah nasip kısmet ederse onlar da bu hizmetlerden faydalanıyor. Geçen sene Sayın Bakanım Tosya'yı ziyaret etti. Yanlış hatırlamıyorsam 7-8 sene önce. Dedim ki Sayın Bakanım, birkaç tane tesis inşa ettik, beraber gezebilir miyiz? Tabii dedi. Mezbane ve hayvan pazarı sosyal tesise götürdüm Sayın Bakanımızı. İçerisinde tam otomatik bir mezbane, günlük 150 başa yakın hayvanın kesilebileceği, küçük başı saymıyoruz. Tam otomatik bir sistem, 3,5-4 dakikada bir büyük baş hayvan hallediliyor. Karşısında hayvan pazarımız, 500 ile 600 büyük baş hayvanın bir anda bağlanabildiği küçük baş hariç, yanında bir sosyal tesisi, insanlarımızın orada karınlarını doyurabileceği, vakit geçirebilecekleri bir alan. Sayın Bakanımız dedi ki, bu kadar organize edilmiş bir tesis Kastamonu'da yok dedi. Doğru mu Sayın Bakan? Bizim bu tesisi, mezbane, hayvan pazarı ve sosyal tesisi, özellikle üçünü bir arada yapmamız için ortaya koymuş olduğumuz bazı neden ve sebeplerimiz var. Tosya'da hayvancılığın gelişmesini istiyoruz. Nasıl olacak bu? Bakın kıymetli hemşehrilerim, bunu çok dikkatle dinlemenizi istiyorum.
hemen sırtımızda, arka tarafımızda Devrekhane ve Kastamonu'muz var. Şu anda Kastamonu Devrekhane ilçesine organize hayvancılık sanayi bölgesi kuruluyor. 18 bin büyükbaş hayvanın bir anda bağlandığı bir organize sanayi bölgesi. Peki Vezirköprü, Suluova, Çorum tarafında da hayvancılık gelişmiş mi kardeşim? Gelişmiş. Peki Çerkeş, Kızılcahamam, Ankara bölgesi tarafında da gelişmiş mi hayvancılık? Gelişmiş. Tosya nerede kalıyor bu üçlü saç ayağının içerisinde? Tam ortasında. Eğer tesisinizi düzgün yaparsanız, eğer tesisin kapasitesi bu ticaretle uğraşan insanları tatmin edecek düzeye getirirseniz, bu pazarı burada buluşturma şansını bulursunuz. Allah nasip kısmet ederse, bundan 5 sene sonra, 6 sene sonra, 3 sene sonra Tosya hayvancılıkta bölge pazarı olma noktasında adımını biz tesis anlamında attık. Bundan sonra da desteklerimizle beraber hayvancılıkta Tosya'nın gelişimi ve pazarın daha da genişlemesi için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bu da güzel şehrimize hayırlı uğurlu olsun inşallah. Yine 40 bin nüfuslu bir ilçenin D100 karayolu üzerinde yağmurda, karda, kışta, soğukta, yollarda indirildiği bindirme yapıldığı, yazın güneşin altında, sıcağın alnında indirme bindirme yapıldığı, adeta otogarının olmadığı bir şehirden bahsediyoruz. Nüfus 40 bin. İçler acısı. Aşağıda otogar diye bir yerimiz var. Allah sizi inandırsın, geceleyin tuvaletinin yanından geçemezsiniz korkudan. Bunların hepsine şahit olmadık mı biz hep beraber? Dedik ki bu şehirdeki otogar ve galericiler sitesinin problemini biz çözeceğiz. Allah nasip kısmet etti. Şu anda modern standartlarına uygun indirme ve bindirmenin rahatlıkla yapılacağı şehirler arası otobüs terminalini inşa ettik. Allah nasip kısmet ederse vatandaşlarımızın kullanımına açacağız. Hem yazıhanecilerimizi yerleştirdik, ihalelerini yaptık. Hem de galericiler sitesindeki vatandaşlarımızın yerlerini yaptık. Vatandaşlarımız onları kullanacaklar. 2019 yılında yine bu meydanda konuşma yaparken benim için çocuklar ve kadınlar gerçekten çok kıymetli ve bir toplumun kalkınmasında en önemli rol oynayan bireylerdir. Ben dedim kadınlarımızı Çanakkale'ye götüreceğim dedim. Ertesi gün miting yapan abimiz dedi ki nasıl götüreceksin dedi ya sallama dedi, palavra atma dedi. 3600-4000'e yakın kadınımızı Çanakkale'ye götürdük. Allah nasip eder de bir 5 sene daha bu şehri yönetme fırsatı verirseniz bizlere Ankara'da önce Atatürk'ümüzü, atamızı ziyaret edeceğiz. Oradan da Konya Mevlana'ya gideceğiz Allah'a. Tosya Belediye Başkanlığımıza 20 tane araç almışız. Bunların bir kısmı hibeli, bir kısmı öz kaynaklarımızla karşıladığımız yer. Yine şehrin genişlemesi ve ilerlemesi için biliyorsunuz giyim pazarımız bir alt bölgedeydi. Yeni bir pazar yeri kazandırarak şehrimizin üst kısmına taşıdık. Buradaki amacımız neydi? Şehrin ticaretini genişletmek, üst bölgeleri öldürmemek, orada yaşayan vatandaşlarımızın da bunlardan faydalanmasını sağlamak. Malumunuz olduğu üzere artık yaz aylarında az önce Sayın Bakanımızın da ortaya koymuş olduğu ifadede iklim değişikliği ile alakalı çok farklı sıkıntı ve sorunlar olduğu için ormanlara girmemiz yasaklanıyor. Üç olukları mesire alanımız da çok küçük kalmıştı. Yaklaşık 20-25 tane kamelyası olan bir alan haline gelmişti. Biz de ihalesini yaptık. Şu anda tamamlama aşamasındayız. 85 tane kamelyası, barbeküsü, yürüyüş yolları, bisiklet yolları, 165 tane aydınlatma direği ile yılın 24 saati kullanabileceğiniz bir yaşam alanını oluşturduk. Yaklaşık bir ay içerisinde de vatandaşlarımızın kullanımını açacağız. Hayırlı uğurlu olsun. Güzel güzel kullanalım inşallah. Sayın Bakanım, değerli hemşerilerim, biraz uzun sürecek gibi duruyor ama sıkılır mıyız? Devam etsek bir mahsuru var mı? Hızlı hızlı geçmeyelim şöyle. Alkış görelim şöyle. Başka türlü anlayamıyoruz.
Sayın Bakanım, bizim memlekette çayın içi vardı. Kastamonu gibi 4,5 kilometre uzunluğu olan, şehrimizi iki parçaya bölen bir çayımızın içi vardı. Devlet Suçları Bölge Müdürü yeni atandı. O da 38 yaşında. Bir aramızda diyalog geçti. Muhabbetimiz arttı, ilerledi. Dedi ki ya sizin şehre ne yapabiliriz? Sen de genç adamsın. Bir şehre katkı sağlamamız lazım. Dedim ki çayın içiyle ilgili çalışma yapalım. Allah razı olsun ondan. Çayın içiyle ilgili çalışmaları yaptık. Biz dilekçesini yazdık, keşfini yaptık, aydınlatmasını biz yaptık, ışıklandırmasını biz yaptık falan. Biz şunu söyledik. Çocukların mutlu olmadığı aileler mutlu olamaz. Ve ailelerinde mutlu olmadığı şehirler mutlu olamaz dedik. Çocuklarımıza ve ailelerimize 18 tane yeni yaşam alanı kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Çocuklarımızla alakalı bu etkinliklerimiz bitmedi. Aşağıda eğitim kurumu açtık. 8. sınıf öğrencilerimize yönelik İngilizce, matematik, Türkçe, fen bilgisi ve sosyal bilgiler eğitimleri veriyoruz. Bu eğitimlerimizi de sınavla alarak çocuklarımızı veriyoruz. 100 öğrenciye 4 senedir devam ettiriyoruz. 400 tane çocuğumuz bu eğitimlerden faydalanıyor. %60 fen lisesi kazanma oranı var, bilginiz olsun. Yine çocuklarımıza ve gençlerimize yapmış olduğumuz yatırımlar bitti mi bitmedi. Birçok Ramazan etkinlikleri, tiyatro, sinema, geziler, organizasyonlar hepsi yine devam edecek. Tosya Belediye Başkanlığı olarak bağlarımızı hiçbir zaman unutmadık. 75 kilometre satı kaplama yapmışız sadece bağlarımızı. Altyapı ve üst yapı çalışmalarımız, asfalt çalışmalarımız, yağmur suyu çalışmalarımız derken birçok eseri bırakmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bunların hepsinin vesilesi önce Cenab-ı Allah, sonra bizlere inanan sizlersiniz. Bu eserlerimize şöyle kuvvetli bir alkış alalım. Değerli annelerim, kıymetli hanımefendiler, yükün en ağırı sizde. Sabrettik, sonuna geldik. Sizlerden daha kuvvetli, daha içten, daha yürekten destek bekliyoruz. Evladınızın tekrar belediye başkanı seçilmesine 5 bal. Sizlerden destek istiyoruz. Kıymetli abilerim, kıymetli büyüklerim, kıymetli esnaf kardeşim, kıymetli çiftçi kardeşim, değerli muhtarım, esnaf odası başkanım, geleceğimize hep birlikte sahip çıkacak mıyız?